sipariş üretimi ne durumda? Stoklar, eğitim planları, e-dönüşüm, bir iş yerinde her şey 1-0 öndeyse orada Türkiye'nin en büyük yerli iş yazılım şirketi Logo vardır. Logo.com.tr'ye girin, dijital danışmanınızla hemen tanışın. 1-0 önde. Sevgili katılımcılarımız, değerli destekleyenlerimiz ve konuşmacılarımız, hepiniz Dönüşen Liderler ve Değişen Teknolojiyle Yeni Rolleri Yönetmek isimli etkinliğimize hoş geldiniz. Ben Bilişim Zirvesi Etkinlik Şirketi'nden Tuğsen Fıstıkçıbakır. Logo yazılımın sponsorluğunda bugün iş dünyasının en önemli başlıklarından birini, hızlı değişim ve dönüşümü konuşacağız. Evet değerli izleyiciler, tüketici beklentileri, rakip ürün ve servisleri, çalışma hayatından beklentilerdeki değişim, Covid-19 pandemisiyle birlikte daha da hız kazandı. Pazar dinamiklerini yakından takip etmek, tüketicilerin ihtiyaçlarına hızla yanıt verecek kalitede ürün ve servisleri pazara sunmak ve geliştirmek için nitelikli iş gücüne ihtiyaç önemli bir hal aldı. Çalışan deneyimi kavramı insan kaynaklarının temel konu başlığı haline gelirken, çalışanları şirketlerinden kariyer patikası sunma beklentileri de artmış oldu. Bu da hızla değişen beklentileri ve nitelikleri çalışanları yönetebilmek için teknolojiyi vazgeçilmez oldu. Yeni neslin insan kaynakları yazılımları işletmeler için öne çıkan unsurlardan biri olmuş oldu. Peki bu işletmeler bu yeni düzene ne kadar uyum sağladı? Bugün bu platformda bu konuyu masaya yatıracağız. Ancak hemen öncesinde çok minik bir anonsum var. Konuşmacılarımıza sorularınız olursa platformda göreceğiniz questions bölümünden sorularınızı sorabilirsiniz. Lütfen el kaldırma işaretini değil, questions bölümünü kullanarak sorularınızı iletin. Şimdi programı başlatmak üzere MTS Araştırma ve Pazarlama Genel Müdürü Sayın Özlem Unan'ı ekrana davet ediyorum. Evet, Özlem Hanım bekliyoruz. Hoş geldiniz Özlem Hanım, nasılsınız? Sesinizi alamıyorum şu an. Merhaba, sesim geliyor değil mi? Nasılsın? Evet, teşekkür ederim. Siz? Ben de iyiyim, çok mersi. Evet, siz Uğur Bey'le CIO gözünden bulut kullanım eğilimleri başlığında güzel bir sohbet planladınız. Ben sözü çok uzatmayayım. Siz Uğur Bey'i davet edebilirsiniz. Kolaylıklar diliyorum size. Çok teşekkürler. Özellikle senin de yani Tuğsen'in de bahsettiği gibi Covid ile birlikte bulut kullanımı inanılmaz hızlı bir şekilde arttı. Zaten bulut hayatımıza girmişti. Daha da hızlandı. Biz de bugün özellikle bizim MTS araştırma olarak yaptığımız bulut araştırması üzerinden bulut trendlerini ve bunların işletmelere nasıl yansıdığı konusunda bir sohbet gerçekleştiriyor olacağız. Ben sohbetimizi gerçekleştirmek üzere Logo Grup Bilgi Teknolojileri ve İş Süreçleri Başkanı ve CIO'su Uğur Nuri Sipahi ekrana alalım diye rica ediyorum. Merhaba Uğur Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler, ben de iyiyim. Biz bulut uygulaması üzerinden bulut konuşacağız. Aynen öyle. Bugün bulut trendleri konuşacağız. Ben biraz öncelikle bizim yaptığımız araştırmadaki verilerden bahsedeyim izleyicilerimize. Sonrasında sohbetimizde ilerletiriz. Biz son 3 yıldır özellikle bulut trendlerini izlemek üzere araştırma yapıyoruz. Ve en son bugün sohbetimizde konu olan araştırmayı da 2020 yılının Kasım ayında gerçekleştirdik. Yani aslında pandeminin gerçekten göbeğinde gerçekleştirmiş olduk. Ve 200 üzeri çalışanlı 7129 işletmeyi temsil edecek şekilde bu araştırmayı yaptık. Ve gördük ki araştırma sonuçlarına göre her iki şirketten bir tanesi bulut çözümleri kullanıyor. Öyle ya da böyle bir yerden buluta girmiş. Ve özellikle gelecek 2 yılda da önümüzdeki dönemde ne olacağına bakarsak özellikle 500 ve üzeri çalışan işletmelerde bulut kullanımının her 10 işletmeden 8'ine girmiş olmasını öngörüyoruz. Bu gerçekten çok ciddi anlamda yaygınlaşması anlamına geliyor. Ve özellikle de işletmelere siz
nasıl bir bulut tedarikçisiyle çalışmak istersiniz diye sorduğumuzda en azından her 10 işletmeden 7 tanesi de sizin gibi aslında ürünü geliştiren tedarikçilerle çalışmak istiyor. Dolayısıyla ben size şeyi sormak isterim. Öncelikle logo yazılım olarak bulut pazarını siz nasıl görüyorsunuz? Logonun içinde siz bulutu nasıl kullanıyorsunuz? Teşekkürler. Biz 1984'teki kuruluşumuzdan bu yana logo aslında işletmelerin sayısallaşmasına, bugünün tabiriyle dijitalleşmesine katkıda bulunacak çözümler üretiyor. Logonun tek işi olarak neyi sıralarsınız ya da birinci seviyedeki ilk akla gelen işi olarak neyi sıralarsınız derseniz ilk akla gelen logo iş çözümleri yazılımı üretiyor. Bunun beraberinde buna ilişkin hizmetler de veriyor. Dolayısıyla bu dijitalleşme dediğimiz aslında işletmelerin iş süreçlerini dijital kanallar ve uygulamalar üzerinden gerçekleştirmesini sağlıyor. Burada da son yıllarda tabii son 20 yılda herhalde daha uygun bir tabir olur. Bulut kavramı dünyada öne çıkan ve son yıllarda da gitgide aslında vazgeçilmez hale gelen bir unsur haline geldi. Bulut pazarının büyüklüğü de dünyada yüz milyarlarca doların üzerine çıkan bir seviyede. Bunun önemli bir kısmı aslında bir platform anlamında bulut hizmeti sağlayıcılar. Bir porsiyonu da bulut üzerinden çözüm üretenler, uygulama çözümü üretenler, logo yazılım gibi. Biz bulut teknolojilerine ve bulut bilişime üç farklı açıdan bakıyoruz. Bir tanesi aslında tüm tipik işletmeler gibi biz de bulut bilişimi bir tüketicisiyiz. Kendi işlerimizde kullanmak üzere hem bulut çözümleri hem de bulut platformları edinmekteyiz. Bu işlerde, bu konularda yerli yabancı iş ortaklarından ya da tedarikçilerden ürün ve hizmet almaktayız. Bu yani sıradan bir hizmet sektöründeki bir firma ya da üretim sektöründeki bir firmadan çok farkımız yok bu alanda. İkinci alanımız, biz bu konuda çözümler üretiyoruz. Yani bulut teknolojisine dayanan çözümlerle müşterilerimize kolaylıklar sağlamak üzerine faaliyetlerimiz var. Üçüncü alan ise sadece müşterilerimize değil, iş ortaklarımıza ve diğer partnerlikler aracılığıyla ekosistemimize onların da logo çözümleriyle entegre olabilecekleri ya da birleşik çözüm sunabilecekleri platformlar, altyapılar sunmak üzere bulut platformu hazırlıyoruz. Dolayısıyla biz üç başlık altında aslında bulut teknolojilerinin tam da içindeyiz ve günlük hayatımızda bunları çok sıklıkla kullanıyoruz. Tüketici tarafında tabii sizin de çalışmalarınızda, anketlerinizde tespit ettiğiniz en önemli kullanım alanı ofis uygulamaları ve e-postalar geliyor. Bunları da yakın zamana kadar, ya birkaç sene öncesine kadar on-prem yani kendi ortamımıza kurulu çözümlerle temin etmekteydik ama biz de şu anda bulut çözümler kullanıyoruz ve hem iş ortaklarımıza hem müşterilerimize bu yönde tavsiyelerde bulunuyoruz. Pandemi dönemiyle birlikte dijitalleşmenin dolayısıyla da bulut çözümler kullanmanın oranı hem tutarsal açıdan büyüklüğü hem de penetrasyon açısından yani işletmelerin tüm süreçlerini kapsayabilmesi açısından da büyüklüğü önemli ölçüde arttı. Eğer pandemi yaşamasaydık 2019 sonu 2020 başı itibariyle biz bu gelişmeyi daha yavaş bir hızda deneyimleyecektik büyük ihtimalle. Birkaç sene, belki 5-6 sene bu sürecekti bugünkü bu noktaya gelmemiz. Ama birdenbire hepimiz pandemi ilan edildiği günden itibaren neredeyse hepimiz evlerimize çekildik ve uzaktan evden çalışma diye bir kavram. Bugüne kadar özellikle Türkiye için biraz daha Avrupa'yı ya da batısal bir yaklaşım olarak görünen uzaktan çalışma, evden çalışma. Biz geleneksel çalışmaya daha yatkın doğu milletleri olarak biraz yadırgadığımız bu çalışma birdenbire hayatımızın bir gerçeği haline geldi. Bunu tüm işletmeler için söyleyebiliriz. Tabii fabrikalarda üretim yapan reel sektörden bahsetmiyorum. Ama özellikle hizmet sektöründe bankalar dahil hemen hemen tüm işletmeler birdenbire bu yeni alışkanlık dönemine geçiverdi. Ve bu aslında bunun öncesinde son birkaç senedir yaptığımız altyapı hazırlıklarının çok hoş bir sürpriz oldu. Yani pandemi hoş değil ama pandemi anında buna geçivermek
güzel bir kolaylık oldu hepimiz için. Ve birdenbire ev halkı, hane halkı vatandaşlarının da birçok alışkanlığı online hale geldi. İşte alışverişler online oldu. Bazı dışarıda yaptığımız alışkanlıklar, hatta tiyatrolar, sinemalar vesaireler bir süre o kapatmalar nedeniyle gündemimizden düşüyor ve bunların hemen hemen tamamı bulut teknolojiler sayesinde hayatımızın her aşamasına girdi. Yani sadece beyaz yaka çalışanlarının iş dünyasının hayatında değil, aslında sıradan vatandaşın hayatında da devlet uygulamaları, hükümetin, devletin hizmet verdiği alanlar olarak onlar hayatımıza girdi. Bayağı yüksek oranda başvurular internet üzerinden yapılır hale geldi. Bankalar müşterilerini internet üzerinden kabul eder hale geldi ki eskiden yığınla ıslak imzalı kağıt üzerinde olan işlemler elektronik imzalar, mobil imzalar sayesinde bunlara çok kolay ya da çok hızlı bir şekilde uyum sağladık. Logo olarak biz de pandeminin ilan edildiği günün ertesi günden itibaren evlerimizden uzaktan çalışma yöntemine geçtik. Çok şükür burada hani bir sorun yaşamadan geçtik ve bizi takip eden, bizimle birlikte yürüyen, bizim çözümlerimizi sunduğumuz, kullanan, günlük hayatlarını kullanan tüm işletmelere de bu konuda kolaylıklar sağlamak üzere hem iş ortaklarımız aracılığıyla hem de doğrudan yaklaşarak hizmet vermeye devam ettik bu sürecimizde. Hiçbir kesinlikle yaşamadık hizmetlerimizi. Süper. Şimdi bulutla birlikte hayatımıza bir de, yani daha doğrusu uzaktan çalışma, bulut çözümleriyle birlikte bir de güvenlik konusu oturdu biliyorsunuz. Biz de araştırma özellikle bulut kullanım tercihlerinin sebepleri ve bulut kullanmamalarının sebeplerini sorguladık. Çok enteresan. İkisinin de ilk seçeneği güvenlik. Evet. Şimdi bu ne çelişkidir diye ben araştırma sonuçlarında hep tebessümle karşılıyorum bunu. Şimdi kullananlara sorarsanız verilerin güvenli ortamda saklanması, iş sürekliliğinin sağlanması ve operasyonel kolaylık bulut çözümleri kullanmanın en temel üç nedeni olarak karşımıza çıkıyor. Fakat bulut kullanmayanlara bakarsak da yine veri güvenliğinin sağlanamaması, iş maliyetleri ve tabii ki regülasyonlar, bizim ülkemizde özellikle regülasyonlar da önemli bir noktada. Regülasyonlar da bulut çözümleri kullanmaya engel olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla şimdi ben sizin açınızdan şeyi öğrenmek isterim. Bulut kullanmak sizce güvenlik için bir engel mi, yoksa destekleyen bir unsur mu? Bu konuda logo yazılım olarak nasıl bir yaklaşım içindesiniz? Öncelikle şunu söyleyeyim, teknoloji firması olarak ve bulut çözümler sunarak, bulut teknolojisi üzerinden çözümler sunan bir firma olarak tavsiye ettiğimiz bir yaklaşım ve bundan sonraki logonun bundan sonraki yaşantısında da daha ısrarla ve şiddetle önereceği yaklaşımlar bulut üzerinden çözümler olacak. Ama bu gözü kapalı bir şekilde tercih edilecek ve tüm işletmeler için birdenbire tüm süreçlerini ya da tüm çözümlerini bulut üzerinden kullanabilecekleri anlamına da gelmiyor. Dolayısıyla anket sonuçları çok gerçekçi ve çok aslında isabetli de. Yani hem güvenmek lazım hem de gözü kara bir şekilde güvenmemek, yeteri kadar tedbirimizi almak ve güvenebileceğimiz partiler ve güvenebileceğimiz yol arkadaşları, iş ortaklıkları kurmak gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Güvenlik, evet, özellikle son yıllardaki bir takım regülasyonlar, Avrupa'da GDPR, Türkiye'de KVKK bu konuda son derece dikkat çekici regülasyonlar haline geldi. Bunun öncesinde de aslında bilgi güvenliği ve de ticari veriler ya da işletmenin kritik öneme sahip verileri, maliyeye raporlamak zorunda olduğu verileriyle ilgili regülasyonlar vardı. KVKK'dan da önce işletmelerin Türkiye'de özellikle borsaya, kurta ya da SPK'nın kapsamına giren işletmelerde verilerin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde durması gerektiği, benzer regülasyonları Avrupa'da ya da Amerika'da, dünyanın diğer ülkelerinde de görüyoruz. Bu tarz regülasyonlar her daim vardı. Burada o kullanacağınız çözüme ya da iş süreçlerinize katacağınız bulut bilişim platformuna
hem güvenmeniz gerekiyor tedarikçisi açısından, hem de o güvenin o güvenle birlikte sizin de kendi iç süreçlerinizde buna yönelik takım tedbirler, yeni politikalar benimsemeniz gerekiyor. Özellikle kullanıcı yetkilendirmesi ya da kullanıcıların kullanıcı adı ve şifrelerini paylaşmamaları ya da o şifrelerin güvenliği konusu bugün sadece bulut bilişim değil, aslında müşteri ortamına, yani on-prem olarak kurulan, kendi yüklediğimiz, kendi ortamlarımıza yüklediğimiz uygulamalarda da geçerli. Ama bulut bilişim olunca artık işletme çapından çıkıp dünya çapında bir açık ortama, yani tırnak içinde açık, hem açık hem kapalı ortama aslında verilerinizi götürmüş oluyorsunuz. Burada hem kullanıcı bazında, yani şahıs bazında yapılacak işler ve alınacak tedbirler, gözetilecek unsurlar var, hem de işletmeler bazında var. Bu yüzden ben Logoblog'da da bir yazı kaleme almıştım. İşletmeler bulut bilişim açısından iş ortaklarını seçerken nelere dikkat etmeli? Yani bu yolculuğa çıkacağız ve kaçınılmaz bir şekilde hemen hemen bugün bulut bilişimden hiç faydalanmıyorum, hatta kısa zaman içinde de kısa yakın gelecekte de faydalanmayacağım diyen işletmeler bile bugün gerek o işletme yöneticilerinin özel hayatlarında kullandıkları sosyal medya araçları vasıtasıyla ya da işte internet ya da telekom hizmeti sağlayıcıları vasıtasıyla aslında buluta bir şekilde çıkıyorlar. Gerçekten kaçınılmaz bu dünyada, yani şu anda ulaşımda otomobil kullanmayacağım demek gibi bir şey neredeyse. Ama bunu yaparken o partinin, o ilgili tedarikçinin size sadece işte özellik setini yayınladıkları bir hizmeti vermekten öte, bu hizmeti siz kullandığınız sürece size ne kadar güven telkin ediyor, bununla ilgili size ne kadar destek verebilir, sizin namınıza verilerinizi ne ölçüde, ne hassasiyetle muhafaza ediyor, koruyor, ne tarz güvenlik tedbirleri almış, bu konuda başına bir şey gelmiş mi, ki bu da çok önemli bir şey. Yani bu işte kaza yapmadım, yani yıllardır araba kullanıyorum, kaza yapmadım diyen sürücüler gibi işte çok düşük ihtimal. Ya bugün dünyada işte bulut bilişime bulaşmış ve bu konuda başına bir şey gelmemiş. Ama başına gelenlerden ders almak ve başına gelen bir şeyin müşterilerine ya da kendi hizmet sunduğu iş ortaklıklarına ne kadar yansıdığı, bunu yansımaması için ne tedbirler aldı, bu konuda hukuki açıdan ne kadar sağlam durdu ve size ne güvenceler verdi, bunlar hepsi çok önemli şeyler. Ve bunlar tabii ki maliyet unsurları. Şimdi aslında ikinci maddeye geçecek olursunuz muhtemelen güvenlik sonrasında, bulut bilişimle ilgili. Hem tercih etmede tedarikçiler, çözüm sağlayıcılar diyeceklerdir ki bulut bilişime gelin, daha düşük maliyetlerle, daha özellikle daha düşük başlangıç maliyetleriyle bu kervana katılabilirsiniz ve genellikle işletme maliyetleriniz daha düşük seviyelere gelir. Bunun aksi yönde görüş sahibi olanlar da aslında bulut bilişime geçmenin maliyetli olduğundan bahsederler. Çünkü maliyet unsuru aslında o da güvenlik gibi iki açıdan ele alınabilir. Bir tanesi geçmemenin maliyeti de var. Çünkü geçmeme maliyeti sizin kendi başınıza bütün güvenlik tedbirlerinizi almanız anlamına gelir. Kendi başınıza bütün yedeklemelerinizi, hatta sadece verilerinizi yedeklemeniz yetmez, o sunucularınızın şebeke, elektrik şebekesini de yedeklemeniz gerekir. Efendim güç kaynağını yedeklemeniz gerekir. İki tane güç kaynağı koyduysanız onları besleyecek UPS'ler, UPS'leri besleyecek jeneratörleri yedeklemeniz lazım. Halbuki bunu bulut bilişim tedarikçileri kendi üzerlerinde çalıştırdıkları platformlar, veri merkezleri aracılığıyla sizin namınızda bunu yapıyor. Ve bunu aynı anda çok firma, çok işletme için yaptıklarından dolayı bunun birim maliyeti, dolayısıyla işletme başına olan maliyeti de düşük seviyelere geliyor. Bunu yine otomobilden örnek vereyim. Herkesin işe otomobille gittiği durumda, bırakın yollardaki trafiği, bunun ülke ekonomisi için maliyeti de toplu ulaşıma göre çok daha yüksek. Hem yakıt tüketim maliyetleri açısından, hem de onun tersine etkisi olan zararlı gazlar ya da emisyonlar maliyeti açısından devlet memleket ekonomisine zararı oldukça büyük. Dolayısıyla bunların hepsi aslında maliyet konusu. Güvenlik de bir maliyet konusudur. Teorik olarak herkes kendi güvenliğini kendisi sağlayabilir. Ama bu
her hanenin kapısına güvenlik görevlisi dikmek gibi bir maliyete de gelir günün sonunda. Çünkü gerçekten bulut bilişimi açıldığınız anda ya da bilgilerinizi, verilerinizi, işletmenizi şirketin dışına paylaşmak durumunda kaldığınızda bütün bu maliyetler size geri dönecektir. Dolayısıyla bunlarda çok verimli, bu maliyetleri size mümkün mertebe düşük ölçüde yansıtan, güvenilir iş ortaklıkları bulmak icap eder. Dolayısıyla ben o anketin sonuçlarına katılıyorum son derece. Hem bulut bilişime girmek, bulaşmak için evet güvenlik, kendinizi güvenli hissetmek için bulut bilişime dahil olursunuz. Ama korkmanız için de bir bu işin parçası vardır. O korkuyu ne ölçüde yenersiniz? Güvenli iş ortaklıkları sayesinde ve güvenli bulut bilişim çözüm tedarikçileri sayesinde. Peki, sohbetimize devam etmeden ben bizi izleyenlere soruları varsa questions bölümünden bize yazabileceklerini hatırlatmak isterim. Hem siz hem bana olabilecek sorular için. Sizinle sohbetimizin başında siz de söylediniz zaten en yaygın kullanılan bulut uygulaması biliyorsunuz e-posta. Nihayetinde evet. Herkes bir şekilde e-postasını öyle ya da böyle buluta taşımış durumda. Tabii ki taşımayanlar da var ama genelde e-posta ilk tercih. En çok tercih edilen bir diğer bulut uygulaması ise veri yedekleme aslında. Bu da zaten verilerimi güvende tutayım kaygısından kaynaklı bir tercih. Fakat ben biraz da tabii bugünkü etkinliğimizin konusu da daha uygulama bazlı olduğu için uygulama tarafında nasıl bir kullanım var bulut üzerinden. Dolayısıyla bizim bu bulut üzerinden çeşitli yazılımları kullanma oranları neler, biraz onlarla ilgili de bilgi vereyim istedim. Şöyle görünüyor, her 4 işletmeden biri insan kaynakları yazılımını bulut olarak kullanıyor gibi. Şu anda Türkiye'de yine bizim bu araştırmanın sonucuna göre elbette ki şeyi hatırlatmakta fayda var. Konuştuğumuz şirketler en az 200 çalışan ve üzerinde olan şirketler. Sadece günümüze değil biraz da geleceğe doğru dönmek lazım yüzümüzü. Gelecekte de ne tercih edecekler onu da söylemekte fayda var. En azından mevcut durumlarının dışında her iki şirketten bir tanesi bir şekilde bulut üzerinden bir çözüm kullanacağını söylemiş ve bulut olarak kullanılabilecek yazılımlara yönelik rakamlar da birbirine çok yakın. Daha doğrusu rakamlar demeyeyim, oranlar birbirine çok yakın. Şöyle bir şey çıkıyor. İş zekası en yaygın tercih edilecek çözüm gibi görünüyor. %28. Kurumsal kaynak planlaması ERP %27. Zaten rakamlar birer puan oynuyor. Satın alma çözümleri, satın alma süreçlerimizi otomatize etmek ve yazılım üzerinden kullanmak %26. Ve en son insan kaynakları da %24. Dolayısıyla aslında her 4 şirketten biri en azından önümüzdeki yıllarda bulut üzerinden bir yazılım çözümü kullanmaya sıcak bakıyor diyebiliriz. Peki, böyle bakınca da hem KVKK hem pandemi süreciyle birlikte insan kaynakları yazılımlarının da önemi arttı. Çünkü insan kaynakları aslında pandemi sürecinde bir şekilde evrilmek zorunda kaldı çalışmaya ve birçok sürece. Bu konuda logo yazılım olarak ne tür çözümler sunuyorsunuz? Daha önceki buna cevap verirken şu güvenlik konusuna tekrar bir değinmek istedim. KVKK dediniz, verilerin yedeklenmesi dediniz. İşletmelerin eskiden şöyle bir alışkanlıkları vardı. Yani bu bulut bilişimini çok rağbet görmediği son birkaç yıl öncesine kadar işte verilerim benim, hatta sunucularım benim gözümün önünde, şirketimin işte server odasında elimin altında dursun. En güvenli yer orası. Bunun hani hırsızlık, işte yangın, su basması vesaire tehlikelerinin dışında sizin işletme olarak da bir bu yine işletmenin büyüklüğüyle de bu işe ne kadar yatırım yapacağı kısmına da alakalı. Siber ataklara, siber saldırılara, diğer bir de işte hackerların saldırılarına karşı ne ölçüde güvenli olduğunu çok fazla kestiremez çoğu işletme. Ve özellikle Anadolu'da biz iş ortaklarımız aracılığıyla müşterilerimizden ve onların yaşadığı diğer tecrübelerden edindiğimiz bilgiler
bir takım Doğu Avrupa ülkelerinden saldırı yapan hackerların onların sistemlerine eriştiği, kilitlediği ve karşılığında para ya da işte kripto para istedikleri konusunda çok fazla duyum oldu. Bu tabii gazetelere, medyaya vesaire de yansıyan bilgiler. Dolayısıyla işletmelerinin, yani her bir işletme kendi bilişim çözümleri ya da bilişim kaynakları konusunda yeteri kadar tedbir alamaz. Yani bu zaten bunun sınırı da yok, bir limiti de yok. Ben hani bu konudaki her türlü tedbir aldım demenin bir yolu yok açıkçası. Çünkü her geçen gün saldırıların tipleri, büyüklükleri, ebatları, yöntemleri farklılaşıyor. Dolayısıyla bu konuda kendinize yoldaş, yaren ya da güvenilir bir partner almanız, daha doğrusu işte bir güvenlik açısından sizden daha fazla tedbir alabilen firmalarla çalışmak gerekir. Şimdi bu konuda KVKK da aslında şu anlamda zorluyor bu konunun ilerlemesini. Siz sunucularım ya da kullandığım uygulama benim işletmemde, yüklü işletmemdeki sunucularda duruyor demeniz, onu bu açıklara maruz bıraktığı için günün birinde o veriler açığa çıktığı zaman siz aslında kanun karşısında gerekli tedbirleri almamış pozisyonda oluyorsunuz. Bu konuda biraz da riski paylaşmak üzere ve sizden daha fazla ve daha güncel bir şekilde bu riskleri bertaraf edebileceğinizi düşündüğünüz iş ortaklıkları ve çözüm sağlayıcılarla çalışmanız gerekir. Tipik bir işletme olarak insan kaynakları uygulamaları, çözümleri ve bunlara ilişkin veriler dediğimiz zaman zaten tam KVKK'nın en fazla uygulanacağı alanlar ya da bu konudaki en hassas olacağımız alanlar. Biz KVKK ile ilgili yine şöyle örnek vereyim. Bu konuyu 3 şekilde ele aldık. Birincisi, hem logo yazılımı çalışanlarının ve logo yazılımı tedarikçilerinin ya da kampüse gelen ziyaretçilerin ve tüm bu gerçek kişilerin verilerinin işlenmesi ve verilerin muhafazasından sorumlu tipik bir işletme olarak yapmamız gereken her türlü tedbiri aldık. Bu işte aydınlatma metinlerinin sunulmasından, gösterilmesinden, web sitelerine bununla ilgili metinler yerleştirilmesinden, fiziksel olarak kameraların altına bu işlemin izlendiğine ilişkin uyarılar konmasından tutun. Tüm sunucuların bu anlamda güvenceye alınmasıyla alakalı. İkincisi ise biz sunduğumuz bazı çözümlerde müşterilerimizin verilerini de onlar namına muhafaza ediyoruz. Hem bulut çözümlerimizde hem de bir takım on-prem çözümlerde ve bazen de aramızda müşteri verisinin gelmesi gitmesiyle ilgili süreçler yaşanabiliyor. Şimdi burada da biz bununla ilgili de süreçlerimizi gözden geçirdik. Bu bir teknoloji çözüm sağlayıcı firma olarak bizim görevlerimizden bir tanesiydi. Üçüncü konu ise biz müşterilerimize de insan kaynakları ve ERP, CRM gibi diğer iş çözümleri sunduğumuz için bunlarla ilgili çözümleri kullanan bu müşterilerin bu çözümleri kullandıkları sırada kendilerini kanuna karşı, yasal zorunluluklara karşı daha güvencede hissetmelerine yönelik ürünlerde de bir takım kolaylıklar sağladık, çözümler geliştirdik. Bu da bizim kendi müşterilerimize sunduğumuz bir manevi borcumuzdu. Buradan insan kaynakları tarafına geleceğim. Özellikle insan kaynaklarında, yani sicil kartından tutun, insan kaynaklarının hemen hemen tüm veri deseninde kişisel veriler ve KVKK açısından kapsayıcı, yani o kanunun kapsadığı veriler söz konusu. Hatta bazı alanlarda hassas veriler söz konusu. Dolayısıyla bunların bilhassa daha hassas bir şekilde anonimleştirilerek ya da işte enkript edilerek, şifrelenerek muhafaza edilmesi, veri tabanına ulaşan şirketteki diğer yetkili kişilerin dahi insan kaynakları verisine gelince onları görememeleri, sadece yetkili, yetkilendirilmiş kişilerin, izin almış kişilerin bu konuda görebilmesi konusunda çözümler geliştirdik. Logo yazılım 1990'ların başlarından beri pazara bordrolama ve insan kaynakları çözümleri sunan bir şirket. O zamanlardan bugüne halen devam eden on-prem çözümlerin, yani müşteri ortamına kurulan çözümlerin yanı sıra son 2 yıldır
SaaS ve bulut bilişim platformuna dayalı çözümler de sunmaktayız. Zaten hem Özge Hanım hem de Gamze Hanım ve Canan Hanım bu konuda anlatımlar yapacaklar. Bizim hem payroll ürünümüzü ve yetenek yönetim ürünlerimiz pazarda SaaS anlamında bulut bilişim çözümü olarak insan kaynakları portföyümüzü zenginleştiren çözümlerimiz oldu. Dediğim gibi bütün bu çözümlerin içinde biz müşterilerimizin kendilerinin KVKK uyumluluğu konusunda da onların rahat edebilecekleri ve bunu kolaylıkla adapte olabilecekleri çözümler sunmaktayız. Uğur Bey, bu arada çok teşekkürler bu arada verdiğiniz bilgiler için. Birkaç tane soru var. Ben içinden seçeceğim. Süremiz de kısıtlı. Tabii. Çünkü Gamze Hanım ve Özge Hanım'ın sunumlarına da geçeceğimiz için bence önemli olduğunu düşündüğüm iki tanesini seçeceğim. Kısa kısa cevaplar alabilirsek süper olur. Mesela bence bu çok önemli. Sizin açınızdan da önemli. İşbirliği yaparken sağlayıcıyla hangi önceliklerle ilerlemeli ve servis sağlayıcıya kurumsal açıdan kritik hangi sorular sorulmalı diye hizmet alınacak bir soru geldi. Bu bence önemli bir konu servis sağlayıcı seçiminde. Ne dersiniz buna? Evet, hemen şunu söyleyeyim. Bulut bilişimin tercih nedenlerinden bir tanesi güvenlik, diğer bir tanesi maliyet olmakla birlikte aslında iş sürekliliği ve işlerin kesintisizliği konusunda da iş dünyasının en büyük yardımcısı bulut bilişim. Bu bakış açısından sizi iş sürekliliğiniz konusunda alıkoymayan, bu konuda güvence veren, sahip olduğunuz ya da edindiğiniz çözümleri 7/24 size sunabilecek olan, bu konuda Service Level Agreement, SLA olarak kısaltılan bir hizmet seviyesi sözleşmesi yapılması icap eder ve bu konuda size %99.9 ve daha ötesinde mümkünse 4-9'lu bir oranda hizmet kesintisizliği vaat eden çözüm sahipleriyle ve servis sağlayıcılarla çalışmak icap eder. Benzer şekilde o çözümle ilgili destek hizmetleri, yani üründe bir şey konusunda sorun çıktığı zaman ya da bir sorunuz oluştuğunda sizi cevaplayabilecekleri ya telefonla ya online chatle ya da en azından dokümantasyonla size 7/24 destek verebilecek bir ekiplerinin olması. Bu sadece iş uygulamaları açısından söylüyorum. Eğer daha ötesine giderseniz bir infrastructure, yani altyapı sağlayıcısı olan bulut çözüm tedarikçileriyle çalışmak durumundaysanız, mesela sanal sunucular ve veri depolama vesaire gibi platform servisleri temin edecekseniz, bu durumda o konularda sizin taleplerinizi en kısa sürede cevaplayabilmeleri de, mesela yeni bir sunucu ihtiyacı olduğunda bunu işte 15 dakikada mı size yeni bir sunucu temin edebiliyorlar, 2 saatte mi temin edebiliyorlar ve bu sunucuların sürüm güncellemelerinde, işletim sistemi güncellemelerinde size ne kadar kolaylıklar ve yönetim hakkı sunuyorlar, bunlara da bakarsınız. Dolayısıyla İş sürekliliği burada belki de dolayısıyla destek aşamaları da size yön gösterecektir. Buna yönelik sorular yöneltebilirsiniz. Benzer bir şekilde verilerin yedekliliği ve felaketten kurtarma senaryolarını da sorgulayabilirsiniz. Şimdi son soru olarak onu yöneltip sohbetimizi sonlandıralım diyordum. Turan Bey'den şöyle bir soru gelmiş. Siz finansal ağırlıklı yazılımlar yaparken almış olduğunuz sorumluluk çok yüksek. Tabii ki bir takım bulut üzerinde başka verileri de tutuyorsunuz. Kişisel verileri de tutuyorsunuz. Ticari verileri de tutuyorsunuz diyor. Ve bunun için aldığınız güvenlik önlemleri nedir? Böyle bir durumda bir felaket senaryonuz var mı demiş. Siz az önce bir felaket senaryosu var mı olmalı dediniz. Bu da ona güzel bir cevap olur diye düşünüyorum. Bu soruyu da cevaplayıp sohbetimizi sonlandırabiliriz. Evet, biz bu konuyu iki bakış açısıyla ele alıyoruz. Bir tanesi bize bu alanda işbirliği ve yoldaşlık sağlayan veri merkezi partnerlerimizle birlikte felaket senaryosu çözümlerini implemente ettik. Evet, var. Bütün SaaS çözümlerimizde felaket senaryosu çözümleri var. Bir de bunun ötesinde hatırlarsanız bulut bilişimi 3 şekilde ele aldık demiştim. Bir tanesi de platformla ilgili çabalarımız. Yani Logon'un kendi pahasıyla da ilgili çalışmaları
6 yıldır süre gelmekte. Dolayısıyla Logo sadece veri merkezinin sunduğu standart altyapı sağlayıcı ya da infrastructure as a service katmanında değil, kendi PaaS katmanında da hem veri yedekliği hem de felaketten kurtarma senaryoları için hem güncel hem de modern tedbirler almış durumda. Ve bu konuda özellikle çalışan ekiplerimiz sürekli 7/24 bu sistemlerin sağlığını monitör etmekte, gözetmekte. O açıdan hem soru sahibi arkadaşımızın hem de diğer müşterilerimizin içi rahat olsun. Çok teşekkürler bu güzel sohbet için Uğur Bey. Ben de teşekkür ederim. Size burada veda edelim. Bir sonraki sunuma geçmek üzere. Tekrar görüşmek Tamamdır. Üzere diyorum. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Şimdi dönüşen insan kaynağı yönetimi ve İK vizyonu başlıklı sunumuyla Logo Yazılım Türkiye Fonksiyonel Ürünler Satış Müdürü Özge Yiğit'i ben ekrana davet etmek istiyorum. Merhabalar Özge Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar Özlem Hanım, nasılsınız, iyi misiniz? Ben iyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti, dinlerken inanılmaz keyif aldım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Uğur Bey adına da teşekkür etmiş olayım. Ben sizi ekranda sunumunuzla yalnız bırakıyorum. Çok teşekkür ediyoruz şimdiden sunumunuz için. Ben teşekkür ederim. Sanırım ekrana geldi zaten sunumum. Öncelikle o zaman gerçekten çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Uğur Bey'le yapmış olduğunuz sohbetten inanılmaz keyif aldım. İsmim Özge Yiğit. Logo Yazılım Türkiye Fonksiyonel Ürünler Satış Müdürü olarak görev yapıyorum. İçerisinde insan kaynakları ürünlerinin de bulunmuş olduğu müşteri ilişkileri yönetiminden depo yönetimine, iş analitiğinden iş analitiğinden iş akış yönetimine, depo yönetimine kadar aslında ERP ile bütünleşik olarak çalışan ve dijitalleşmede önemli mihenk taşlarına sahip olan ürünlerin satışından sorumluyum. Sunuma ilk olarak aslında Logo hakkındaki bilgilerinizi tazeleyerek başlamak istiyorum. Logo 1984 yılında kuruldu ve bugün 1200'den fazla çalışanı ile işletmeler için geliştirdiği yazılımları hem işletmelerin dijitalleşme süreçlerine katkı sunacak şekilde hem de ülkemize katma değerli işler yapılmasına olanak sağlayacak şekilde aslında sunan bir yazılım fabrikasıdır. İstanbul, Ankara, İzmir, Romanya, Hindistan, Frankfurt'ta ofisleri bulunmaktadır ve 39 ülkeye yazılım ihracatı bulunmaktadır. 2000 yılında halka açılmıştır ve günümüz itibariyle de %66'sı borsaya açık, BIST Yıldız Pazar'da işlem gören Türkiye'nin en büyük yerli iş yazılım üreticisidir. 90 binden fazla müşterisiyle ve 7 binden fazla her yıl ekosistemine kattığı yeni müşterileriyle birlikte 60'dan fazla çözümü müşterilerine sunan, sahada 800'den fazla iş ortağıyla aslında bugün baktığımız zaman Türkiye'nin hemen hemen her ilinde, her ilçesinde bir iş ortağıyla karşılaşabileceğiniz büyük bir ekosisteme sahip yazılım firmasıdır. Logo denince ilk olarak akla böyle ERP sistemleri geliyor ancak aslında Logo sadece bu sistemlerden ibaret değil. Biraz önce de bahsettiğim gibi müşteri ilişkileri yönetiminden perakende uygulamalarına, son yıllarda hayatımıza katılan e-devlet çözümlerinden dijital dönüşüm danışmanlık hizmetlerine kadar 60'dan fazla çözümle müşterilerimizin sektörlerine ya da kendi firma büyüklüklerine göre ihtiyaç duyduğu her türlü yazılımı, her türlü geliştirmeye karşılık bir cevabı olan kocaman büyük bir ekosistemdir, bir ailedir diyebiliriz. Şimdi Özlem Hanım aslında sunumunda kendilerini yapmış oldukları araştırmalardan bahsetti ve günümüzdeki trendin insan kaynakları tarafında böyle bir bulut bilişime yöneldiğini, insan kaynakları tarafındaki aslında süreçlerin artık teknolojik olarak dijitalleştiğinden bahsetti. Ben bir aşama geriye gidiyorum ve 2017 yılında PwC'nin CareerNet'le birlikte yapmış olduğu bir araştırma sonucuna dikkat çekmek istiyorum. Araştırmaya katılan firmalar
hem yerli hem de yabancı menşeili firmalarla yapılmış bir araştırma bu. Araştırmaya katılan kurumların yarısından fazlasının, yani yaklaşık %55'inin teknolojik olgunluk seviyesinin düşük ve düşeye yakın çıktığı, insan kaynakları süreçlerinin manuel yürüttüğü sonucu ortaya çıkmış. %34'ünün orta seviyede, yani en azından bir ya da birkaç sürecini dijitalleştirdiği ortaya çıkmış. Sadece %11'lik kısmın insan kaynakları süreçlerini entegre bir mobil uygulama kullandığını, bir çözüm kullandığını belirtmişler. Şimdi 2017'ye baktığımız zaman %55'lik aslında dönüşümü henüz başlamamış, dönüşümün daha başında olan firmaların var olduğunu görüyorken, Özlem Hanım da belirttiği gibi 2020, yani pandemi ve bundan sonraki dönem içerisinde dijitalleşmeye önem vereceğini söyleyen firmaların sayısı oldukça fazla. Burada tabii ki teknolojik olarak hem yoldaş olarak seçtiğiniz firmalar önemli, hem firmanıza uygun çözümlerle ilerlemeniz önemli. Ama en önemlisi ise aslında 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü, evet, bir pandemi sürecini küresel çapta bir salgını ilan etti. Ve bu biraz önceki sunumlarda da bahsedildiği gibi, baktığımızda seneler öncesinde hep böyle seminerlerde, konferanslarda dijital dönüşümün altını çizerek konuştuğumuz etkinliklerde hep daha sırası var, şimdi sırası değil denilen şeylerin bir anda hayata girmesiyle aslında vuku buldu diyebiliriz. Bu pandemi süreci gerek insan kaynakları tarafında gerekse dijital dönüşüm tarafında oldukça süreci ivmelendirdi diyebiliriz. Şimdi HR'dan bahsettik, insan kaynaklarından bahsettik, bu anlamdaki dijital dönüşümden bahsettik. Önce logo olarak da hani bizim nasıl çözümlerimiz var diye şöyle bir hafıza yenilemek gerekirse, biz insan kaynakları tarafındaki çözümlerimizi ikiye ayırıyoruz. Bunlardan bir tanesi klasik kurulum yöntemi diye adlandırdığımız temel insan kaynakları fonksiyonlarının yanı sıra baktığınızda modüler bazda da temin edebileceğiniz performans yönetiminden kariyer yönetimine, biraz daha alışılagelmiş insan kaynakları aslında yönetim hizmet eden çözümlerimiz bulunmakta. Bir yandan bugün altını çizerek konuştuğumuz ve benden sonra da Can Hanım'ın ve Gamze Hanım'ın aslında aktaracağı Bulut tarafta geliştirdiğimiz ve abonelik yöntemiyle sizlerin kullanımınıza sunduğumuz Logo Payroll ve Logo Yetenek Yönetimi servislerimiz bulunmakta. Şimdi insan kaynaklarında bulut dönüşüm diyoruz. Biraz önce Uğur Bey de bahsetti. Bunun artısı eksisi bir sürü aslında konuşulagelen konusu mevcut. Ama insan kaynakları için öneminden bahsetmek gerekirse, bir kere ortada donanım, kurulum, sistem bakım maliyeti yok. Abone olduğunuz gün sisteminizi kendi şirketinize uygun bir şekilde konfigüre ederek kullanıma başlayabiliyorsunuz. İnsan kaynakları tarafında en önemli olan yasal ve yerel mevzuata tam uyumlu bir şekilde aslında servisimizi kullanabiliyorsunuz. Bunun yanında her türlü kullanıcınıza özel yetkiler verebiliyorsunuz. Gelişmiş ve detaylı raporlamalara sahip oluyorsunuz. Ve altı çizilen güvenlik konusunda da veri kaybı ve yetkisiz kişilerle paylaşım sorunlarını ortadan kaldıran bir logo güvencesiyle bu servisi kullanıyor oluyorsunuz. Bu insan kaynakları tarafında özellikle operasyonel yükü oldukça hafifleten sebeplerin başlıcalığıdır diyebilirim. Şimdi insan kaynakları tarafında, bulut bilişim tarafında, SaaS çözümlerimiz tarafında hem Logo Payroll hem de yetenek yönetimi için bizim iki tane ayrı abonelik yöntemimiz var. Bir tanesi aylık abonelik, bir tanesi ise yıllık abonelik şeklinde ilerliyor. Yıllık aboneliklerde avantajlı fiyat imkanları size sunuyoruz. Bunun yanında servislerimizi 14 gün boyunca ücretsiz olarak deneyebiliyorsunuz. Ve hatta gerekirse kendinize özel bir alanda da özel deneme kullanım imkanı kullanıcı adı ve şifresiyle sizlere gönderebiliyoruz. Yani buradan kullanıma başlamadan önce de logonun geliştirmiş olduğu çözümler ne ola ki derseniz, aslında sizlere bu alanları kullanım için kısıtlı süreli de olsa imkanlar sağlayabiliyoruz. Ürünlerden Logo Payroll tarafında benden sonra Gamze Hanım aslında bahsedecek, ama şöyle bir giriş yapmak gerekirse de, hem de fiyatlar hakkında da bilgi vermek gerekirse, Logo Payroll temel insan kaynakları fonksiyonlarını bulutta yönetmenizi sağlayan logonun geliştirmiş olduğu bir hizmettir, bir çözümdür, servistir diyebiliriz. İçerisinde çalışanlarınızın özlüklerini takip edebileceğiniz, her türlü bilgilerini orada depolayabileceğiniz, çalışan yönetimi özelliğinin yanı sıra
Ücret yönetimi, bordro yönetimi yapabilirsiniz. Organizasyon şemanızı oluşturabilirsiniz. Özellikle yıl sonlarında insan kaynaklarının çokça uğraştığı, şu kadar zam yapsam ne kadar maliyet olur, yeni 10 kişi işe alsam ya da 3 kişi işten çıkarsam bunun işveren için maliyeti ne olur diye senaryolar hazırlayabileceğiniz ücret simülasyonu modülü vardır. Bunun yanında İzin yönetimi çalışanlar ve şirket için en önemli olan şeylerden bir tanesi izin yönetimini takip edebilirsiniz. Ve aslında biz insan kaynaklarının operasyonel yükünü biraz da hafifletmek amacıyla her türlü sistemimizi çalışana da açıyoruz ve çalışanlar portallar sayesinde bu sistemlere giriş yaparak yine kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaparak kendi izinlerini görüntüleyebilir, izin talep edebilir, bordrolarını görebilir gibi gibi aslında bakarsanız çalışanı da sistemin içine dahil ettiğimiz bir kurguya sahibiz. Fiyatlamasına gelecek olursak da 4 liradan başlayan fiyatlar diyebilirim. İlk paketimiz 50 çalışana kadar 4 liradan hesaplanıyor. Daha sonrası ise 51-500 çalışan için birim maliyeti olarak 3 TL, 501 çalışan için ise yaklaşık 2,5 TL'lik bir maliyetimiz mevcut. Burada çalışan sayısı arttıkça maliyetin aslında görece olarak birim maliyetinin düştüğü bir sistem kurguladık diyebilirim. Yetenek yönetimi servisinde ise burada hayatımız aslında bu bulut bilişimle de birazcık daha şekilleniyor. Yeni teknoloji, yeni jargonlar aslında öğrenmemize sebep veriyor. Klasik alışılagelmiş insan kaynakları süreçlerinin bu anlamda da biraz daha evrildiğini gözlemliyoruz. O yüzden bizler de yeni geliştirdiğimiz her türlü serviste hem değişen teknolojiye uyum, hem değişen rollere uyum, hem de baktığımız zaman değişen İK jargonuna uyum şeklinde servislerimizi geliştiriyoruz. Yetenek yönetimi servisi de aslında bu mantıkla ortaya çıkan bir hizmetimiz. Artık böyle klasik alışılagelmiş eğitim yönetimindense çalışanlarımız için kurgulayabileceğimiz, onlara özel kurgulayabileceğimiz, öğrenim yolculuklarını tasarlayabileceğimiz, işte OKR opsiyonlu hedef tanımlamalar yapabileceğimiz, klasik alışılagelmiş işte yıl sonunda ve yılbaşında belirlenen ve yıl sonunda değerlendirilen performans sistemlerindense biraz daha proje bazlı, biraz daha dönemsel, biraz daha başlangıç ve bitiş tarihini kendimizin koyabileceği hedef atamaları yaparak performans değerlendirmeleri yapabiliriz. Ve tüm bunların çıktıları olarak da aslında çalışanlarımızın kariyer yolculuklarını, kariyer patikalarını aslında tarifleyebiliriz. Bunun bir önemi de bu pandemi döneminde aslında ortaya çıkan en önemli sebebi de bizler artık Türkiye'de sadece rakiplerimizle karşı karşıya gelmiyoruz. Bizim yetişmiş insan kaynağımız aslında her türlü global firmalar tarafından da yurt dışı firmaları tarafından da cazibe merkezi halinde. Yani biz örneğin bir yazılımcıyı işe alacaksak burada sadece kendi sektörümüzden firmalarla o yetişmiş kaynağı almak için değil, yurt dışında outsource olarak bizim Türkiye'deki yazılım kaynağını kullanılan firmalara karşı da aslında bir rekabet halindeyiz. O yüzden çalışanlarımıza biraz daha fazla yatırım yapmak, onların şirkete aidiyetini arttırmak ve baktığımız zaman da gelişim yolculuklarına eşdeğer bir şekilde hem kariyer patikaları belirlemek hem de performans hedefleri belirlemek durumundayız. Bunların çıktısı aslında çalışanlar için, hem çalışanlar için hem de şirketlerin için oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. O yüzden geliştirdiğimiz yetenek yönetimi servisinde de buna önem vererek aslında tüm geliştirmeler yapıldı diyebiliriz. 4 ayrı pakette satışını yapıyoruz. Yine payroll tarafında olduğu gibi aylık ve yıllık kiralama seçeneğiyle pazara sunuyoruz. Burada 4 ayrı paketin içeriği birbirinden farklı olsa da baktığınız zaman ihtiyacınıza özel paketle aboneliğinizi başlatıp daha sonra üst paketlere de geçiş yapma imkanını sizlere sağlıyoruz. Her iki yöntemde de çalışan bazında bir fiyatlamaya sahip olduğumuz için her türlü çalışan arttırım ya da azaltım gibi dönemsellik gösteren durumlarda da sizlerin yanınızda olmaktan mutluluk duyuyoruz. Şimdi ben aslında ürünler tarafına çok fazla değinmeyeceğim. Payroll tarafında şu anda Gamze Hanım ilk olarak bizim hizmetimizi size aktarıyor olacak. Daha sonrasında da Canan Hanım yetenek yönetimi tarafında biz nasıl bir hizmet geliştirdik, servis sunuyoruz. Bunun kısaca sizlerden bahsediyor olacak. Sorularınız varsa ben sorularınızı yanıtlamaktan hem şimdi hem de Canan Hanım'ın sunumundan sonra yanıtlamaktan memnuniyet duyarım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben şimdi Canan Hanım'ı
ekranı davet edeyim. Merhaba, pardon, merhaba Gamze, kusura bakma. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben hemen sahneye ekranı, seni davet ettim ve ekranın paylaşımını sana bırakıyorum. İyi sunumlar diliyorum Gamze. Teşekkür ederim. Merhabalar. Öncelikle katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ben Logo Yazılım Türkiye bünyesinde sunduğumuz HR çözümlerinin daha ağırlıklı olarak Core HR fonksiyonları ile ilgili görev alıyorum. Bu ürünlerin product owner'ıyım. Bugün de sizlerle SaaS çözümümüz olan Logo Payroll hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Logo Payroll Özge de bahsetti biraz. Genel anlamda bizim sadece borcu süreçlerimizin takibinin yanı sıra çalışan yönetimi, ücret simülasyonu, organizasyon yönetimi ve çalışan portalı ve zaman devam yönetimi gibi modüllerimizle bir firmadaki hem borcu hem de temel insan kaynakları fonksiyonlarını kapsayan bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Çalışan yönetimiyle biz tüm çalışanlarımızın sözleşme bilgileri olabilir, deneme süresi takibi olabilir, kişisel bir takım bilgileri olabilir. Tek bir ortamda bunların takibini ve yönetimini sağlıyoruz. Borcu yönetimi ve puantaj takibiyle bildiğimiz borcu süreçlerini destekliyoruz. Ücret simülasyonuyla firmaların dönemsel olarak istedikleri tarihler çerçevesinde hem mevcut çalışanlarına ilişkin ileriki perspektiflerini ortaya çıkarmak hem de sanal çalışanlar tahmini yasal parametreler, mesela asgari ücret zammı olabilir, gelir vergisi dilimi aralıkları olabilir. Hem de olası işten çıkarmalara da dikkat alacak şekilde bir ücret simülasyonunu uygulama içerisinde çalıştırıyoruz ve bunları kullanıcılarımızla sonuçlarını paylaşıyoruz. Zaman devam yönetimi kapsamında da sınırsız sayıda izin tipi tanımlanması, bu izin bilgileri için bakiye takibi yapılması, talep süreçlerinin ve onay süreçlerinin hem uygulamada hem mobil uygulamada hem de çalışan portalında gösterimini sağlıyoruz. Ayrıca zaman devam yönetimi kapsamında aktivite yönetimiyle de çalışanlarımızın kendi günlük aktivitelerini hem çalışan portalından hem de mobil cihazlar üzerinden girişlerini sağlayarak yöneticilerinin onayına sunulması, insan kaynakları birimlerinin bilgilendirilmesi ve bu bilgilerden yola çıkarak da puantaj kayıtlarının oluşturulmasına olanak sağlıyoruz. Organizasyon yönetimi kısmında da kullanıcılarımızın organizasyonel birimlerini kullanmak istemediklerini seçmeleri sonrasında farklı seviyelerde organizasyonel birimlerinin oluşturulması ki bunlar bölge, pozisyon grupları, pozisyonlar, departmanlar, yaka renkleri, ürün hatları gibi farklı kırılımlarla hiyerarşik olarak organizasyon şemalarının oluşturulması ve farklı perspektiflerle, idari perspektif olabilir, finansal perspektif olabilir, farklı perspektiflerle organizasyon şemalarının değerlendirilebilmesini sağlıyoruz. Bu organizasyonel atamaların ayrıca bizlere raporlamalarda, borcu hesaplamalarında veya gelir hesaplamalarının, kazanç hesaplamalarının yapılmasına formülasyonlarda hizmet ettiğini de söyleyebiliriz. Çalışan portalıyla da aslında bizim çalışana dokunduğumuz, kişinin kendisiyle ilgili görmesini istediğimiz, paylaştığımız verileri sadece kendisiyle yetkili olan kısımlar çerçevesinde gösterdiğimiz bölüm. Çalışan portalı kullanıcılarımız bu
bordro zarflarını görebiliyorlar, izin takiplerini gerçekleştirebiliyorlar. Bunun yanı sıra avans takibi, aktivite yönetimi de yine çalışan portalı kapsamında sunduğumuz fonksiyonlar. Hem Uğur Bey hem de Özge Hanım biraz bahsetti bu konulardan. Ben de bazıları üzerinde özellikle değinmek istiyorum. Logo Payroll'un avantajları nelerdir diye bakacak olursak, bir kere zaten SaaS olmasından kaynaklı olarak herhangi bir donanım ya da sistem bakım maliyeti olmadan internetin olduğu her yerden, dilediğiniz cihazdan, bu mobil, tablet, bilgisayar vesaire bağlanabilme ve kullanabilme imkanı sağlıyor. Burada dataları Türkiye'deki data center'larda tutuyoruz. Bu yaptığımızla, anlaştığımız iş ortaklarımızla veri güvenliği ve hizmet sürekliliği açısından güvenlik sertifikaları mevcut. Buna ek olarak da logonun ISO 27001 belgesi bulunuyor. Uygulamaya SSL sertifikası ile erişimin yanı sıra iki faktörlü kimlik doğrulama desteği de bulunuyor. Data Center'da saklanan veriyle yedeklerinin ve bu veriye ait şifrelerin tutulduğu lokasyonlar birbirinden farklı ve datalar, şifreler ve yedekler encrypted olarak saklanıyor. Mevcut mevzuata uygun borcuların takibinin yanı sıra zaten burada mevzuat takibini yapıyoruz. Bizim ekiplerimiz tarafından da yapılıyor. Yeni çıkan teşvikleri sahasının bize sunduğu avantajla herhangi bir güncelleme, kurulum vesaire gereksinimi olmadan hızlıca kullanıma başlatabiliyoruz. SGK gibi kurumlar ile de servisler aracıyla entegrasyonlarımız mevcut. Burada İşkur ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın istemiş olduğu raporlardan uygulamanın içinde hazır olarak kullanıcımıza sunulan fonksiyonlar. İlk kullanıma başlandığında ürün konfigürasyon sihirbazlarıyla kullanıcılarımızı karşılıyoruz. Böylece kullanıcılarımızın kendi ihtiyaçlarına yönelik olarak uygulamayı konfigüre edebilmelerini sağlıyoruz. Borcularında olmasını istedikleri kesintileri, gelirleri tanımlayabiliyorlar. Hangi teşviklerden faydalanacaksa bunları seçebiliyorlar. Organizasyon şemasını hangi kırılımlarda kullanacaklarını belirleyebiliyorlar. Ve bunların tamamı bir akış olarak kullanıcıya sunuluyor. Hızlı uyarlamada hem bu akışın kullanım kapsamının kullanıcı tarafından belirlenebilmesi hem de çalışanların ve iş yerlerinin hazır şablonlar aracılığıyla, buna ek olarak da kullanıcılar tarafından tanımlanabilecek ek şablonlar aracılığıyla uygulamaya aktarılması kullanımı kısa sürede hazır hale getiriyor. İş yerleri ve çalışanlar özelinde hazırlamış olduğumuz bir takım dashboardlarımız var. Bu dashboardlar sayesinde bilgileri tek ekranda görüntüleme imkanı sunuyoruz. Bunlarla ilgili bir takım örnekleri paylaşıyor olacağım. Genel anlamda baktığımızda uygulamayı kullanıcılar kendi ihtiyaçlarına göre, süreçlerine göre kurgulayabiliyorlar. Hiyerarşik bir organizasyon şeması gösterimiz var. Hem organizasyon şemasından ziyade mesela departmanlar ve bölgeler hiyerarşik olarak tanımlanabiliyor. Buradaki yapmış olduğumuz tanımlamalara istinaden ve organizasyonel atamalara istinaden esnek filtreleme seçenekleri sunuyoruz. Tüm aldığımız işlemler, yaptığımız işlemlerde, toplu işlemlerde ve raporlamalarda organizasyonel birimleri de dahil ederek gerek bunlara göre kırılımlar ile raporlamalar, gerekse işlemlerle filtrelemeler yapabiliyoruz. Aynı dönem içerisinde birden fazla borcu oluşturabilmesi, ki örnek olarak bir ücret maaş borcusu, fazla mesai borcusu, avans borcusu gibi ödemeleri aynı içerisinde birden fazla ödeme yapılabilmeye imkan sağlıyoruz. Ve tek çalışan bazında ya da toplu olarak tüm çalışanlar için borcuların görüntülenmesi, bu borcu sürecinin takibini imkan veriyoruz. Çalışanlarımızı tarihsel olarak masraf merkezlerine atayabiliyoruz. Bir çalışanı birden fazla masraf merkezi ile ilişkilendirebiliyoruz. Ve maliyetlerini de bu masraf merkezleri bazında görebiliyoruz ki aynı zamanda ERP tarafında oluşturulması gereken fişleri de
yemiyet işlerini de masraf merkezleri bazında alabiliyoruz. Borcu zarf tasarımlarını firmalar kendileri de özelleştirebiliyorlar. Farklı markalar altında faaliyet gösteren firmalarda da her bir iş yeri için ayrı borcu zarfı tasarımı yapılabiliyor. Uygulama içinde sunduğumuz hazır dashboardlarda mesela örneğin iş yeri tanımları içinde her iş yeri bazında çalışanların sayıları, demografik bilgileri, kıdem dağılımları, eğitim durumları gibi dashboardlarla lokasyonlar bazındaki çalışanlara ait özet bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Çalışan 360 bölümünde ise çalışan kartında bulunan çalışanlar 360 bölümünde de bir çalışanla ilişkili olan tüm bilgileri tek bir ekrandan gösterme imkanı sağlıyoruz. Burada çalışanların daha öncesinden yapılmış olan organizasyonel birim atamaları, iş yeri atamaları, ücret atamalarını bir zaman çizelgesi üzerinde gösteriyoruz. Çalışanın toplam çalışma süresi, ücreti, izin kalan bakiyesi gibi bilgileri üst kısmında kolayca görebilmesini sağlıyoruz İK profesyonellerinin. Takvim üzerinden izin planlarının görüntülenmesi, bunların ne kadarı gerçekleşmiş, ne kadarı plan şeklinde takibini sağlayabiliyoruz. Ve daha sonrasında çalışanın girmiş olduğu aktiviteler varsa da bunları da yine takvim üzerinde gösteriyoruz. Bir çalışan için yapılmış tüm ödemeleri görmek için ödemelerin içerisinden gidip onu tek tek aramak yerine çalışan kartından bütün ödeme bilgilerinin detaylarına, daha önceki yapılmış olan ödemelerin borcu zarflarına direkt bu ekran üzerinden ulaşılabilmesini sağlıyoruz. Ve bu çalışanla ilgili hesaplamalar yapılırken hangi yasal parametreler, hangi bilgiler dikkate alınıyor bunları da çalışan özelinde gösteriyoruz. Uzaktan çalışmanın artık daha çok hayatımıza girmesiyle birlikte hem mevzuat tarafında muhtasar beyannamede yapılan değişikliklerle hem de reel anlamda kullanıcıların, çalışanların bunların sistem üzerinde takibini sağlayabilecek çözümler sunuyoruz. Mobil uygulamada çalışan aktivitelerini girişlerini destekliyoruz. Burada uzaktan çalışma olarak tanımlanabilecek aktivitelerin doğrudan puantaja gitmesi ve buradan da muhtasar bir anlamdaki uzaktan çalışma gün sayılarına etkisini görmemiz mümkün. Aynı şekilde biraz önce de bahsettiğim gibi kim kimdir özelliği, borcu görüntüleme, avans taleplerinin ve tüm ona işlemlerinin mobil uygulama üzerinden takibi yine ayrı bir avantaj olarak sunduğumuz bir fonksiyon bunlarda. Burada kim kimdir'den bahsedecek olursak biraz daha çalışan telefon defteri gibi düşünebilirsiniz firmaya ait. Çalışanların göstermesini istediğiniz bilgilerini burada gösteriyoruz. Yeni başlayan kişiler için özellikle burayı kişi araması yapabiliyorlar. Departmanı, pozisyonunu görebiliyorlar. Telefon bilgileri paylaştıysanız iş telefonu buradan gösteriliyor. Çalışanlar buradan WhatsApp araması başlatabiliyorlar, e-posta gönderebiliyorlar gibi süreçlerimiz var. Bir bu tarafta da geliştirmelerimiz devam ediyor. Ben süremiz kısıtlı olduğu için burada bırakıyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonrasında zaten sorularınız olursa alacağız. Ve şimdi sözü yetenek yönetimi servisi ile ilgili paylaşım için Canan Kahvecioğlu'na bırakıyorum. Teşekkürler Gamze'cim. Böyle bir organizasyonda bir arada olmak gerçekten çok güzel. Ben de kendimi tanıtarak başlayayım. Ben de Logo İnsan Kaynakları Ürün Ailesi'nin yetenek yönetimi kapsamındaki bölümünün ürün yöneticisiyim. Bugün sizlere bulut tabanlı yetenek yönetimi servisiyle ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Hemen ekranımı paylaşıyorum.
Logo yetenek yönetimi servisi bizim bulut tabanlı bir uygulamamız. Bulutun avantajlarını zaten bu etkinlik boyunca konuştuk. O yüzden o kısımla ilgili bir ek yapmayacağım. Burada logo yetenek yönetimi servisinin herhangi bir temel İK uygulaması ile çalışabilme özelliğinden bahsedeceğim. Burada farklı insan kaynakları uygulamalarından çalışan organizasyon bilgileri ve organizasyon hiyerarşisi gibi verileri çekip yetenek yönetimi kapsamındaki modülleri kullanabiliyorsunuz. Burada yine temel İK uygulamasındaki çalışanlardan hangileri için bu servisi kullanmak istediğinizi seçebiliyorsunuz. Bu da şunu sağlıyor, çalışan sayısıyla ücretlendirildiği için bir ücret avantajı sağlıyor. Örneğin hem mavi yaka hem beyaz yaka çalışması olan bir firmaysa ve sadece beyaz yakaya bu yetenek yönetimi servisini kullandırmak istiyorsa bu filtreyi verip bu çalışanları seçerek uygulamayı kullanabilir ve daha az kişiye lisansı uygulayarak daha avantajlı olarak ürünü kullanabilir. Ürünün ilk modülü aslında öğrenme yolculukları dediğimiz kısım. Biz aslında öğrenmeyi farklı bileşenlerden oluşan bir yolculuk olarak tasarlamak istedik. Çünkü artık öğrenme bir eğitime girip çıkmakla sağlanamadığını, girip çıkmakla sağlanamadığını aslında hepimiz biliyoruz. Bu yüzden de biz daha çok yaşam boyu öğrenme, öğrenen organizasyon kültürünü desteklemek adına farklı adımlardan oluşan bir yolculuk gibi tasarlıyoruz ve bu yolculukları kişilere atayarak kişilerin de bu yolculuklar sonunda kazanımlarını elde etmesini sağlamaya çalışıyoruz. Örnek verecek olursak bir adımda bir sınıf eğitimi olurken diğer bir adımda da bir online eğitim olabilir. Sonraki adımda bir case study verilebilir, bir ödev verilebilir çalışanlara. Sonrasında bir sınav eklenebilir bu yolculuğa ve eğitim memnuniyet anketiyle de bu yolculuk tamamlanabilir gibi farklı bileşenlerden oluşan tanımlar yapılabiliyor. Bu her yolculuğun her adımı farklı hedef gruplar için farklı tarihlerde planlanabiliyor. Biz burada yapılan planlarla gerçekleşen durumlar arasındaki verileri de kıyaslayıp plan gerçek analizleri yapılabiliyor. Dediğiniz gibi öğrenme programı oluşturma, öğrenme katalogları bu şekilde oluşturulabiliyor. Bu öğrenme yolculukları parçasının çalışan panosu ve yönetici panosu yansımalarından bahsedeceğim. Şirket içerisindeki farklı rollere göre aslında bütün uygulamadaki ekranlarımız şekilleniyor. Öğrenme yolculukları perspektifinden bakacak olursak çalışan panosunda çalışanlar firmanın açtığı öğrenme kataloglarını görüntüleyebiliyor. Ve bu kataloglardan diledikleri ve İK profesyonellerinin izin verdiği kadarıyla tabii ki taleplerini oluşturabiliyorlar. Kendi planlamayı gerçekleşme kayıtlarını görebiliyorlar. Kendi takvimlerini takip edebiliyorlar. Aynı şekilde yöneticiler de bütün ekiplerinin öğrenme yolculuğu planlarını, gerçekleşen kayıtlarını, gerçekleşme sonuçlarını, notlarını, ekibinin öğrenme takvimini ve bütün çalışanların öğrenme taleplerini görüntüleyebiliyor ve bu taleplere onay ya da red gibi çeşitli akışlarda yanıt verebiliyor. Diğer bir modülümüz de performans yönetimi. Biz performans yönetimi modülünü tasarlarken de çalışanı merkeze almaya, sürekli olan bir uygulama tasarlamaya, çok yönlü değerlendirmeye olanak sağlamaya, akışkan bir şekilde kullanışlı ekranlarla hem çalışanlar hem de yönetici ve İK profesyoneli gibi farklı roldeki kişilere kolaylık sunmaya gayret ettik. Ölçümlemeyi gelişim için yapmaya ve bu felsefeyi benimsemeye çalıştık. Burada bizim ana amacımız aslında bütün üründe ve özellikle performans ve gelişim yönetimindeki amacımız çalışanın potansiyelini ortaya çıkarmak ve çalışanı bütün yaşam döngüsünde destekleyebilmek. Burada performans yönetiminde 360 derece değerlendirmeye zaten olanak sağlıyoruz. Aynı zamanda da İK profesyonelleri performans işlemlerini bir süreç olarak tasarlayabiliyor ve hangi adımları koymak istiyorsa o adımlara göre şekillendirebiliyorlar süreçlerini. Her sürecin sonuna detaylı onay zinciri tanımlayabiliyorlar ve detaylı yine bildirimlerle de bu süreçleri destekleyebiliyorlar. Burada yine biz olabildiğince hem çalışan tarafında hem de yöneticiler tarafında kullanıcı dostu ekranlar yaratmaya gayret ettik diyebilirim.
bütün adımları, bütün süreci hem çalışanlar hem de yöneticiler kolay bir şekilde takip ediyor ve değerlendirme süreçlerini yönetebiliyorlar. Sınav anket yönetimi bir diğer modülümüz. Burada çok detaylı sınav veya anket düzenlemeleri yapabiliyor. Soru kategorileri oluşturabiliyoruz. Soru kütüphaneleri oluşturabiliyoruz. Form veya sihirbaz olarak ayarlayabiliyoruz anket görünümlerimizi. Anketi düzenlediğimizde ön izleme alabiliyoruz anketin nasıl görüntüleneceğine dair. Bütün değerlendirme ve hesaplama kurallarını belirleyebiliyoruz bu sınav ya da anketle ilgili. Detaylı bölümlere ayırıp bu bölüm görünümlerini ayarlayabiliyoruz. Bir de anonim anketi veya anket özür dilerim gönderme özelliğimiz mevcut. Burada da serbest sınav anket düzenleyip bunları dilediğimiz kadar, dilediğimiz farklı tarihte ve farklı katılımcıya gönderimlerini sağlayabiliyoruz. Görsel olarak zengin ekranlarda da bunların sonuçlarını takip edebiliyoruz. Burada da serbest anket düzenleyebildiğimiz gibi biraz önce de bahsettiğim gibi bir öğrenme yolculuğuna bir adım olarak da bu sınav veya anketleri ekleyip yine bir değerlendirmeye tabi tutabiliyoruz. Gelişim yönetimi kısmında ise çok detaylı rol tanımlarımız var. Burada o rolün gereksinimleri, o rol için gerekli yetkinlikler, öğrenim durumları, herhangi bir almış olması beklenen öğrenme yolculuğu varsa onlar, sertifika bilgisi, o rolün gerekli kademesi gibi detaylı rol tanımları yapıyoruz ve bu rol tanımlarına bağlı olarak gelişim modülünü yönetiyoruz aslında. Burada kritiklik planı yapabiliyoruz çalışanlara. Kritik pozisyonları ve tek tek kritik kişileri belirleyebiliyoruz. Sonrasında bu kritik kişilerden yedeklenmeyen varsa uygulamada gerekli uyarılar veriliyor ve yedekleme işlemleri yapılabiliyor. Sonrasında çalışanlar belirli gruplara ayrılıp yetenek havuzlarına yerleştirilebiliyor ve bu yetenek havuzlarında da kişiler detaylı olarak karşılaştırılabiliyor. Çalışanlarca tanımlı kariyer yolculukları görüntülenebiliyor. Aynı zamanda da çalışanlar favori kariyer petini belirleyip burada da insan kaynaklarına aslında gitmek istedikleri rotayı söyleyebiliyorlar. Hem insan kaynaklarına hem de yöneticilerine. Aynı zamanda bir sonraki adım için çalışanlar gerekli atması gereken adımları görüntüleyebiliyor. Alması gereken bir öğrenme yolculuğu varsa da talep edebiliyor. Aynı şekilde insan kaynakları profesyonelleri de çalışanların kariyer yolculuğunda ilerlemesi için atması gereken adımları görüntüleyebiliyor ve orada varsa yetenek boşluklarını tespit edebiliyorlar. Pozisyon uygunluk analizleri kısmında da çalışanlar ve pozisyonlar kıyaslanıyor detaylı olarak. Burada da bütün rol tanımında belirtilen ve ek bazı alanlarla kıyaslanıp varsa herhangi bir yetenek boşluğu onlara uygun öğrenme yolculukları tanımlanarak ya da gelişim planları yapılarak çalışanlarla pozisyonların uyumluluğu sağlanmaya çalışıyor diyebilirim. Benim ana kapsamda aslında anlatacaklarım bu kadar. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Sorular için de bir sonraki adımda bir araya geliyoruz. Evet Canan Hanım çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Bilgilendirici bir sunumdu. Bazı sorularımız var. Ben bu sorular için hem Gamze Hanım'ı hem de Özge Hanım'ı da tekrardan ekrana davet etmek istiyorum. Evet Gamze Hanım'ı ve Özge Hanım'ı ekrana alabilirsek. Merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Merhabalar tekrardan. Hoş geldiniz. Sorulara isterseniz başlayayım. Önce Özge Hanım'a gelmiş bir soru, onu yöneltmek istiyorum. Ürünleri ücretsiz olarak deneyebilir miyim demiş bir katılımcı. Özge Hanım. Evet, hem bugün anlattığımız Logo Payroll'u hem de Logo Yetenek Yönetimi servislerimizi ilgili cloud web sitelerimizden deneyebilirler. 14 günlük ücretsiz deneme üyeliği oluşturabilirler. Örneğin Logo Payroll için logopayroll.logo.cloud adresinden üyeliklerini başlatabilirler. Süper, teşekkür ederiz. Bir diğer katılımcımız Gamze Hanım'a yöneltmiş soruyu. Mevzuat değişikliği olduğunda süreç nasıl işliyor Gamze Hanım?
herhangi bir değişiklik olduğunda ya da mesela yeni bir teşvik eklendiğinde, yeni duyurulduğunda biz bununla ilgili çalışmaları yapıyoruz ve aslında canlı ortamlarımızda bununla ilgili gerekli güncellemeleri yapıyoruz. Kullanıcılarımız içinden bu aşamada beklediğimiz şey bu sunumda da bahsetmiş olduğum konfigürasyonları çalıştırmaları, bu teşviği evet ben artık kullanacağım demeleri ve bu teşvikten faydalandırılacakları çalışanlar için gerekli bilgi alanlarını doldurmaları, yani herhangi bir güncelleme vesaire yapmalarına gerek kalmıyor. Kim bu teşvikten faydalanacak? Evet ben bu teşviği kullanacağım demeleri süreç açısından yeterli. Onun dışındaki yeni eklenen alanlar vesaire zaten giriş yaptığında otomatik olarak açık geliyor ve görüyor, kullanıma başlayabiliyor. Peki, çok teşekkür ederiz. Diğer sorumuzda çalışanlar kendi hedeflerine girebiliyorlar mı demiş Canan Hanım'a bu soru. Buyurun Canan. Performans yönetimi modülümüz aslında çok detaylı ve her firmanın da performans yönetimi kendi içerisinde değişkenlik gösterdiği ve çok özelleşebildiği için biz bu kısımda aslında çok detaylı kural tanımları ekledik. Süreçlerimizdeki her adım için firmaların nasıl işleteceğine dair çeşitli sorular soruyoruz ve bunlara verdiği cevaplara göre uygulamamız şekilleniyor. Örneğin işte hedefleri çalışan girsin isteyen firmalarımız için hedef girişleri çalışan hedef girişlerini çalışan yapacak şeklinde bir seçim yaptıklarında çalışan portalında gerekli ekranlar açılıyor ve çalışanlar hedef girişlerini yapıyor. Sonrasında ister yöneticilerine, ister yönetici zincirlerine ya da herhangi bir onay zincirine tabi tutulup hedefler onaylandıktan sonra değerlendirme süreçleri işletilebiliyor. Aynı şekilde değerlendirme kurallarımız da çok zengin. Orada da yine firmaların ihtiyaçlarına göre bu kısımlar şekillendirilebiliyor. Teşekkür ediyorum Canan Hanım. Şu an için başka bir soru yok ama soru yöneltmek isteyen bir katılımcımız varsa daha sonrasında bize iletebilirler. Biz mutlaka konuşmacılarımıza iletiriz. Değerli konuşmacılarımıza bilgilendirici sunumlar için çok teşekkür ediyoruz. Sizi sevgilerimizle uğurluyoruz. Çok mersi. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Evet efendim. Sorulara yanıt bulan, içeriği zengin, özellikle bu dönem ve elbette yarın için önemli olan bir başlığı incelediğimizi düşünüyorum. Destekleyenimize çok teşekkür ediyoruz. Konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimiz, katılımcılarımız, umarım ki fazla sizleri yormamışızdır. Faydalanabileceğiniz bilgileri size iletebilmiş olmayı umuyoruz. Etkinliğimizde yer aldığınız için çok teşekkür ederiz. Beta Haber Şirketler Grubu'nun dijital etkinlikler takvimi oldukça yoğun ve biz hız kesmeden devam ediyoruz. Bilişim Zirvesi web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz. Bunun yanında etkinlik bitiminde sistemimiz tarafından sizlere çok kısa bir anket ulaşacak. Çok zamanınızı almayacak bu anketi doldurmanızı rica ediyoruz. Görüşleriniz bizim için çok kıymetli, çok değerli. İsteyenleriniz yarın itibariyle şu an tamamlamış olduğumuz bu etkinliğin video kaydını izleyebilirler. Video linkinde etkinlik bitiminde size ulaşacak aynı mail içerisinde bulabileceksiniz. Bir başka etkinliğimizde yeniden bir arada olabilmek dileğiyle çok sevgiler ve sağlıklı günler diliyorum.